42'ye, 33 olan doçent doktor sayımız 43'e, 99 olan doktor öğretim üyesi sayımız ise 152'ye, 39 olan öğretim görevlisi sayımız 77'ye ve 162 olan araştırma görevlisi sayımız ise 241'e ulaşmış olur. Toplamda 355 olan akademik personel sayımız tam %65'lik artışla günümüz itibariyle 575'e ulaşmış durumdadır. Sayısı ve ünvanı istikrarlı bir şekilde artan üniversitemiz akademisyenlerin çalışmalarını yakından takip ediyorum ve her bir çalışma arkadaşımla ayrı ayrı gurur duyuyorum. Pandemiye karşı devam eden kesintisiz mücadelemiz dolayısıyla son derece yorucu geçen 2 yıllık süreçte de hız kesmeden ve bahane üretmeden hem topluma sağlık hizmeti veren, hem geleceğin sağlık çalışanlarını eğiten, hem de araştırma geliştirme faaliyetleriyle katma değer üreten bütün akademik ve idari çalışma arkadaşlarıma da huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Hamdolsun bugün insan sermayesiyle, ürettiği hizmet ve değerleriyle Afyon Karahisar'ın ve ülkemizin gelişimine katkı sağlayan Afsun'un kıymeti her geçen gün artan bir marka haline geldiğini büyük bir memnuniyetle görüyoruz. Bunun abartılı bir ifade olmadığını özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü artık birçok alanda üniversitemizde birçok kurum seviyesinde, üniversite seviyesinde artık tercih edilebilir olduğumuzu görüyoruz. YÖK ve üniversiteler nezdinde tıklarla bitkiler konuşulduğunda konunun bir öznesi hemen hafıza oluyor. Yaptığımız çalıştaylar ve çalışmalar artık bu alanda sözü dinlenir bir üniversite haline gelmemizi sağlamıştır. İlaç veya araştırmalar konuşulduğunda yine öznelerden birisi hemen Afsu oluyor. Pandemi döneminde Afsu yöneticiliğinde yaptığımız çok merkezi vermekten çalışmasının tüm dünyada kısa süre içerisinde elin üzerine atıf aldığını görüyoruz ve ülke çapında bu tanınırlığımız arttırdı. Çünkü ülkemizin en önemli ilaç çalışmalarından birisi oldu. Üniversitemiz Cumhurbaşkanlığı İlaç ve Aşı Çalışma Grubu üyeliğine seçildi. TÜBİTAK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı himayelerinde bulunan ilaç, aşı ve biyoteknoloji konularında ülkemizin 4 merkezinden birisi olan İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'nin yönetim kurulu üyeliğine YÖK'ü temsilen atandım. Eczacılık fakültemiz çok yeni bir fakülte olmasına rağmen 3 yıl içerisinde ilk 10 sırada öğrenci alan bir fakülte konumuna geldi. Diş hekimliği fakültemiz DUS sınavında 3 sıralarda tercih eden bir fakülte konumuna geldi. Tıp fakültesi akademisyenlerimiz önde gelen tıp fakülteleri ve hastaneler tarafından öncelikle tercih edilir oldu ki bunu çok talep etmesek de. Fizyoterapi bölümü mezunlarımız özel sektör tarafından öncelikle tercih edilen fizyoterapistler olmuşlardır. Buna benzer örneklerin sayısını da artırabiliriz. Bu biraz önce bunu çok tercih etmesek de dedim çünkü biz hocalarımızı bir başka üniversiteye, bir başka birime, fakülteye açıkçası kaptırmakta istemiyoruz. Onlar bizim değerimiz olarak Afyon'umuza ve ülkemize hizmet etsinler istiyoruz. Üniversitemiz sahibi, öncüsü ve paydaşı olduğu girişimlerle halihazırda yakalamış olduğu başarı yemesini inşallah arttırmaya ve bu toprakların ekmeğini yiyen, suyunu içen, bu memlekete bağlılık hisseden herkesin iftihar ettiği bir kurum olmaya bundan sonra da devam edecektir. Afsu, Afyon Karahisar'ın ve bölgesinin kendi faaliyet sahasında müstesna bir markası olduğu gibi umuyor ve diliyorum ki ilerleyen aylarda ve yıllarda hepimizin şahit olacağı üzere sunduğu hizmetler itibariyle etkisi ülke sınırlarında aşan bir araştırma, geliştirme, eğitim ve sağlık hizmetleri organizasyonu olarak daha da öne çıkacaktır. Şu an bu salonda bulunan ve kesintisiz sürmesi gereken sağlık hizmetimiz dolayısıyla şu an bizimle olamayan bütün mesai arkadaşlarla birlikte gayretimiz, maksadımız ve hayalimiz Afsu'yu daha başarılı bir konuma alnımızın akıyla taşımaktır. Allah bizleri bu gayretimizde mahcup eylemesin inşallah. Saygıdeğer konuklarımız, kıymetli mesai arkadaşlarım, bir hafta önce 14 Mart Tıp Bayramı'nı Sağlık Camiası'nın tüm çalışanlarıyla birlikte kutladık. Ülkemizde modern tıp eğitiminin miladı olarak kabul edilen Mektebi Tıbbiye'nin 14 Mart 1827 tarihinde açılmasının 195. yıl dönümü vesilesiyle kutladığımız bu özel gün aslında 1919'da İstanbul'un işgalini protesto eden tıp öğrencilerinin bizlere armağanıdır. Bu bakımdan 14 Mart'ı sadece sağlık camiasının taleplerinin dile getirildiği, sağlık hizmetleriyle ilgili konuların her zamankinden biraz daha fazla gündem olduğu, mesleğe münhasır bir günden ibaret görmemiz mümkün değildir. Altında çok derin anlamlar taşımaktadır. 21. yüzyılda Türkiye'nin her alanda olduğu gibi sağlık alanında da
tam bağımsız bir dünya devleti olarak gücünün tescil edilmesi bakımından tarihimizde kaynağını eğitimden ve bağımsızlık düşüncesinden alan bize özgü böyle bir anma ve anlama günümüz olduğu için ne kadar övünsek azdır. Zira hekim olmak, sağlık çalışanı olmak, zahmetli, meşakkatli bir o kadar da fedakarlık gerektiren bir sanatın icracısı olmaktır. Bizler insanların en zor anlarında, en sıkıntılı zamanlarında yanlarında olmak durumundayız. Dolayısıyla sadece maddi gerekliliklerle yapılan bir meslek değildir bizimkisi. Yoksa bu kadar sıkıntıya, bu kadar zorluğa, bu kadar yorgunluğa, bu kadar şiddete rağmen içten bir dua, samimi bir teşekkür veya bir hastanın gülümsemesiyle hiçbir şey olmamış gibi her gün yeniden başlayamazdık mesaimize. Ama yine de sağlık çalışanlarına şiddetin, sağlık çalışanların özlük haklarının, sağlık çalışanların çalışma şartlarının konuşulmadığı 14 Mart'lara bir an önce kavuşmak dileğinde olduğumuzda ifade etmek istiyorum. 7 gün 24 saat, sıcak soğuk, gece gündüz, doğu batı demeden ve hiçbir statü ayrımı gözetmeden hizmet veren bütün sağlık çalışanlarının hak ettikleri itibarı görmesini temenni ediyorum. Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi genç bir üniversite, yeni bir üniversite. Yeni olmak zordur. Genç olmak, yeniden işe koyulmak kolay bir şey değildir. Koca bir organizasyonu kuracaksınız. Muhasebesini oluşturmak bile aylar yıllar olur. Arkadaşlar birbiriyle uyum içerisinde çalışacak. Gerekli tüm personel, sarf malzemeleri bile, üniversitenin kurumsal sarf malzemeleri bile aylar olur. Bizim üniversitemiz 3,5 yıl oldu. Öyle değil mi rektör hocam? 3,5 yıl oldu. 3,5 yılda gerçekten bize bu içinde yaşadığınız zorlukları hissettirmeden büyük bir gelişme kaydettiniz. Kendi çektiğiniz problemleri ilin ne protokolü hissetti ne de vatandaşlarımız. Zor günler geçirdiniz belki ama birlik ve beraberlik içerisinde zorluklarla mücadele ettiniz. Bugün gerçekten gurur duyduğumuz, gururla ifade ettiğimiz Sağlık Bilimleri Üniversitemizin 4. yılına doğru hızla gider hale geldik. Ben Afyonkarahisar'ın her alanda geliştiğini, her alanda değiştiğini, adından Türkiye'de çok söz ettirdiğini bugün gururla görebiliyor ve söyleyebiliyorum. Bunda üniversitelerimizin çok büyük, iki üniversitemizin de çok büyük katkısı var. Ben geçen bir konuşmamda söylemiştim. Her iki rektörümün şahsında ilimizin akademisyenlerine teşekkür etmiştim. Şöyle bir şey söylemiştim. Başka bir ilde böyle bir ortam olabilir mi bilmiyorum. Ama şehrin bütün gelişmesine, kalkınmasına üniversitedeki hocalarımız hayatın ve şehrin içerisinde inanılmaz destek veriyorlar, katkı veriyorlar demiştim. Hepinizin bildiği gibi biz kadın kültür evleri açmıştık Afyonkarahisar'da. Bugün sayısı 26'ya geldi. Her ilçede ve hatta birçok beldede var. Bunu memnuniyetle söylüyorum. Burada ders veren arkadaşlarımızın birçoğu hiçbir karşılık beklemeden buralara giden profesör arkadaşlarımız, doçent arkadaşlarımız, asistan arkadaşlarımız var. Üniversite rektörlerimizden bu konuyla ilgili talepte bulunmuştuk. Birçok arkadaşımız da bizi kırmayarak, kimisi 3 saat uzaktaki Daskırı'ya, kimisi Dinar'a, Emirdağ'a ama her hafta mutlaka bir öğretim görevlisi arkadaşımız sadece üniversitede öğrencileri değil, oradaki annelerimize de ders vermeye gidiyorlar. Karkış demeden bu talebimizi olumlu karşıladılar ve bugün de belki birkaç kadın kültür evimize yine ders anlatıyorlar. Ben il valisi olarak bizi hiç kırmadan, hiçbir şey beklemeden bu talebimize olumlu yanıt verdiğiniz için rektörlerimize ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Ayrıca siz sadece öğrenci yetiştirmiyorsunuz, sadece hastalara bakmıyorsunuz. Üniversite olarak aynı zamanda bizlerin de hocasısınız. Bizlerle beraber olarak
Bizleri de tekrardan idarecilikte motive ediyorsunuz. Sizleri görünce ayrı bir güç buluyoruz. Şu an karşımızda sizlerle beraber olmaktan bile bambaşka duygular içerisinde geçiyoruz. Ben bundan dolayı Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne, rektörüne, doktorlarına, öğretim görevlilerine, hepsine, profesörlerine sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Allah sizlerden razı olsun.